İyi akşamlar sevgili dostlarım. Ezan da okunuyor Aziz Allah Celle Şanı. Bugün biraz sohbet bazında olsun. Hani diğer zamanda diyeceksiniz yine sohbet oluyor ama bugün daha böyle bir oturarak konuşalım istiyorum. Bugün çok rahatsızdım arkadaşlar. Gerçekten çok rahatsızdım. Birkaç gündür zaten böyle bir boğaz ağrısı yine vurdu. Kendi kendime dedim bir daha mı tekrarlıyorum aynı hastalığı. Geçirdim de şurada 1,5-2 ay önce oldu, olmadı. Neler çekmiştim siz biliyorsunuz. Ama tabii ciğerde izler kalınca ister istemez en ufak bir şey de tekrar bana vurdu bu. Bugün kalkamadım. Resmen kalkamadım. Allah razı olsun. Özgür'ün yeğeni geldi iş yerine. O bekledi. Sonra işte Özgür beraberlerdi. Saat 3'te de Özgür geldi. İşe gitmişti çünkü. Beraber çalıştılar. Allah razı olsun. Ben bugün diyorum ya nasıl geçirdim, ne yaptım? Yattım, yaslandım, kalktım, oturdum. Yatak da sürekli yat da yatak da istemiyor. Belli bir şeyden sonra yatağa da yatamıyorsunuz. Kuzucuğumu aradım. Tabii yap saat oldu hala sesini duyamadım. Halasına gitmiş. Yan tarafta halası var. Telefonun şarjı bitmiş. Hayatta şarjsız. Evde durmayan çocuk, tabii orada yeğen, kuzeni var ya, kuzeninin yanına gitmiş. Şarjı orada tabii telefonu evde bırakmış babaannesinde. Neyse babaannesini aradım. Onunla konuştuk. Dedi gelince ben seni ararım dedi ama demek ki hala hazır eve gelmedi. Kendimi bugün diyorum ya böyle bir şey yine hissettim. Onu da özledim bu arada tabii ki. İnsan hasta olunca neden sen çok da şey çocuğunu özlüyorsun? Yani iyi de oldu bir yandan diyorum. Çünkü ben yattım yaslandım. Çocuğum bu sefer benimle beraber o da evin içinde kalıyor. Ben neredeysem orada kalıyor mecburen. Buna da üzülüyorum. Yarın gelecek şimdi. Allah izin verirse. En azından çocuğum birazcık değişiklik olmuş oldu. Babaannesi zaten yedirir biliyorum. Yedirir içirir. Gözüm arkada kalmıyor yani gönderdiğimde de kesinlikle kalmıyor. Geçen zaten göstermiştim dedesi gelmişti almaya. Anacımla konuştum birkaç kere telefonla. Görüntülü görüşebiliyoruz artık biliyorsunuz Emine'nin telefonundan. Esra ablamla konuştuk onun da iyiydi durumları şükürler olsun. Biraz rahatsızlığını tam atlatamamış ama yavaş yavaş atılacak Allah'ın izniyle hepsi geçecek. Zaman her şeye çare. Zaman. Başka bir şey demiyorum. İnsan ilk başta tabii ki şu var. Onun üzülmesi adamdan ayrıldığından değil. İnsanı şimdi ister istemez o çok biliyorsunuz konuşmayı seviyor enişte yaşayıp itibariyle. Enişte demeyeyim artık abi oldu bizim için. Enişteliği bitti. Konuşmayı seviyor. Bu sefer tabii kıza konuşa konuşa beynini yemiş. Zaten insanı hayatımda bir kere boşanırken adliye koridorlarında gördüm ama Allah oralara düşürmesin yani. İnsanı etkiliyor, çok fena hale getiriyor yani. Düşünemiyorum bile. Allah göstermesin, çok zor. Oralar insanı geriyor. Gerçekten geriyor. Ben aşırı gerilmiştim kendi adıma gerçekten. Fazlasıyla. Bir de tabii benim bir de çocuk meselem olduğu için çocuğum için daha da fazla gerilmiştim. Ama Allah razı olsun işte ailem hep yanımdaydı. Annem, İşte Haydin abim, Esra ablam hepsi yanımdalardı. Beni tek bırakmadılar. Hani çok kötüydüm çünkü. Hatta hiç unutmuyorum bir sakinleştiriciyle gitmek zorunda kaldım. Oralarda aşırı bunaldığım için bir tane sakinleştirici alarak gitmiştim. Orası çünkü diyorum ya çocuk meselesi var. İçerinizi alıyor yani çocuğumu kaybetmek istemiyorum. Bir yandan haksızlıklar var. Konuşamıyorsunuz, edemiyorsunuz. Karşı tarafa da tam hitap kendimi bile hitap edememişim. Doğru dürüst kendimi anlatamamışım. Düşünün. Hakimiyle kendimi anlatamamışım. Hakim tabii ki karşı taraf biraz daha gergin görünce beni bilmiyor ya olan neler var. Tabii hepsini söyleyemedim. İçim içimi yedi bitirdi. Karşı taraf da sakin duruyor. Gayet şey. Hiçbir şey olmamış gibi. Sanki bu hale gelmemişiz. Neden geldik bu hale o belli değil. Konuşmuyordu çünkü. Hiç konuşmadı. Orada tabii benim gerginliğimden kadın bana yüklenmişti. Bu bana yüklendi. Hani sanki suçlu sensin gibi sürekli sustuğun için bana yüklenmişti. Hiç unutmuyorum.
Ne kadar neler çektim de işte onu çok iyi anlıyorum şu anda. Ha ayrıldığına üzülmüyor yani. Onun farkındayım. Üzülmüyor ondan değil. Ama orada o beynini yemiş. O gergin ortam da onu yemiş. Başka bir şey değil. Ama rahatlayacak. Her şey unutulur. Zamanla unutulur. Ha biri sormuş nikah, imam nikahlı yaşar denmiş diyerek. Yok bir alakası yok. O İsmet abinin konuştuğu kelimeler. O onu hayatta kabul etmez. Sizce evliyken gitmeyen imam nikahıyla köyde ne işi var? Tövbe ya Rabbim. Hem imam nikahının onun için bir geçerliliği yok yani. Resmi nikahın var mı? Önemli olan resmi nikahdır bizde. İkisinin de olması gerekir. Tek başına imam nikahın bir anlamı yok benim bildiğim. O da öyle düşünüyor zaten. O eniştenin kendi saçmalamasıydı işte. Geldi geçti. Bakalım Allah'ın izniyle ikisi için de hayırlısı olsun. Başka hiçbir şey demiyorum. Öyle işte bugün hiç kapıya çıkmadım arkadaş. Saat oldu. Kaç 8'i geliyor. Özgür bir dışarı çıkayım geleyim işim vardı. Sen de geliyorsan gel dedi ama hiç halim yok. Hatta Sercan'ım yavrum dedi anneme gidiyorum. Haydi dedi çay içmeye teyze sen de gel bizimle dedi. Gidecek halim yok ki. Bugün hiç evden çıkmadım ki. Çoğu yattım. Yatak çekince kalktım ayağızcık oturdum. İki televizyona baktım. Bir daha yattım. Ne yapayım? Yani. Bu arada Yasemin'cimin annesi Hamide abla. Allah razı olsun. Bugün o da aradı. Onunla da sohbet ettik. Çok tatlı bir bayan. Gerçekten dünürümüz çok çok iyi. Allah yüzünü güldürsün ya Rabbim hepsinin. Çok da tatlı kızı var zaten. Yasemin'imi de çok seviyorum. Hele bir oğlu Ahmet'i. Ahmet'i çok ayrı seviyorum. Yasemin'e dün dedim zaten. Ahmet'in yeri de çok ayrı dedim. Askere gidecek bir çocuk. Az kalmış. Kasım'da mı dediydi ne? Hayırlısıyla inşallah gider gelir. Çok güler yüzlü. Ailecek öller ama. İzliyorsunuz zaten. Sizler de biliyorsunuz. Ailecek aynen. Güler yüzlüler. Ablam evet Allah yüzlerini hepsinin güldürsün. Mutlu olsunlar yeter ki. Neyse arkadaşlar bunu böyle bir kısa bir vlog gibi değil de öyle bir konuşma sohbet bazında kabul ederseniz sevinirim. Bu arada beğenileriniz için, yorumlarınız için, her şey için tekrar teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki yanımızdasınız. Tabii ben buradayken birkaç kişi yine aradı beni, arkadaşlarımdan da arayan oldu. Allah razı olsun, yokluğum belli oluyor dükkanda olmayışın diye. Dedim ki ne yapayım? 2 gün en azından dinleneyim de pazartesiye bomba gibi işimin başına geçeyim. Çünkü mecburum yani o iş yerinde olmak zorundayım. Her zaman birini bulamıyorum yerime. Bulmuşken de dinleneyim dedim. Alpaycığımız da çok çok Eltim'in oğlu biliyorsunuz. Çok efendi bir çocuk. O da Allah razı olsun. Yapmış işini gücünü. Gitmiş amcasıyla beraber çalışmışlar. Bugün dedim aradım hatta geleyim mi dedim. Yok dedi. Gelmene gerek yok. Öyle kalabalık da yok zaten dedi. Ben de sayesinde yattım, yaslandım. Birazcık daha iyi oldum. Çok şükür. Neyse arkadaşlar sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız, iyi ki yanımızdasınız. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar efendim. Görüşmek üzere. Sizlere kucak dolusu sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Görüşmek üzere efendim. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı hafta sonları diliyorum bu arada.